Merhaba arkadaşlar iyi geceler herkese. Dünya düşmanlıklarla dolu. Düşmanlık, rekabet, mücadele, acılar aslında hiç hiçbirine gerek yok yani. Evde otur kimseye ezilme yani. Pirinç kaç para yani? Bulgur kaç para? Ekmek kaç para? Un kaç para? Enerjiye çalışıyoruz. Enerjiye ve devletin enerjiden aldığı vergiye çalışıyoruz yani. Ülke ülke değişiyor tabii yani. Kim ülkeler daha dürüst, şeffaf ve halkına daha çok destek oluyor. O ülkedeki insanlar daha az eziliyor. Daha fazla yaşıyor. Daha az hastalanıyor. Çocukları daha iyi yetişiyor. Bazı ülkelerde de geçiren geçirene yani. Belediyesi ayrı geçiriyor. Patron ayrı geçiriyor. Cumhurbaşkanı ayrı geçiriyor milletvekili ayrı geçiriyor. Geçiren geçiren. O geçirilen yerdeki yaşayan insanların tabii ki mutlu olma ihtimali çok daha zayıf oluyor. Mesela git Anadolu'da bir Manisa'da bir kahve ya da Yozgat'ta, Diyarbakır'da fark et bilmiyorum yani. nereye gider? Urfa ya nereye gidersin Urfa'ya. Git bir kahveye otur Yahudi de aa Yahudiler. İşte bizim hayatımızı istiyorlar. Bizim anamızı ağlatmak istiyorlar. Büyük oyunlar oynuyorlar. Yahudiler, Amerikalılar, Almanlar, dış mihraklar, Kürtler tabi. Bak Cüneyt Özdemir'e Tahir Elçi'yi unutmuş gibi, bilmiyormuş gibi adamı köşeye sıkıştırıp öldürtecek. Böyle gözlerini dikip soruyor. La kardeşim oraya laf dese onlar öldürecek buraya laf dese bunlar öldürecek. Ne sıkıştırıyorsun? Adam zaten tarih boyu zulmü uğramış. Yeri yurdu olmayan garip bir insan. Ne uğraşıyor o adamla ya? Gücün karşısında durabiliyor musun? bakanların karşısında kuzu gibi titriyorsun. Bir tane zayıf insan karşına geçince geçir geçirebildiğin kadar. Ahlaksızlığın vücut bulmuş hali. Neyse. Yozgat'ta, Diyarbakır'da Yahudi, Mahudi neyse işte. Yani insanı insandan ayırıyorlar diye türkü var ya İbrahim Tatlıses'in. İnsanı insandan ayırıyorlar. Ayırıyoruz yani. Şimdi bugün 70. ölüm yıldönümü olan 1950'de Hamburg'ta ölen bir Yahudi profesör doktorun kısa bir hikayesini anlatacağım. Çok kısa. Sonra da hemen gideceğim zaten. Gece gece sizi çok tutmayacağım. Profesör doktor Albert Eckstein. Bakın Einstein değil, Eckstein. O da Albert çünkü. İkisi de Yahudi. İkisi de Almanya'da doğmuş. Hatta bildiğim kadarıyla ikisi de Ulm'de doğmuş. Böyle bir ortak noktaları da var. Bunlar başarılı profesörler, doktorlar. İşte okumuşlar, etmişler. Çok zeki adamlar. Sonra Hitler diye bir gelmiş ve bu insanları ekmeğinden etmiş. Yani kovmuş bunları yani. Atıyorum biri bir hastanenin başhekimi, biri bir bilim kurulunun başında falan bunları kovmuş. Sene 1935 kovduğunda profesör, doktor Albert Einstein. Yahudi bir Alman profesör. Ve bu profesör şunu görebiliyor tabii yani. Yavaş yavaş Yahudilere zulüm başlıyor. Toplama kampları olabilir. Alman şair Heinrich Heine'nin bir sözü var diyor ki kitapların yakıldığı yerde gün gelecek insanlar da yakılacaktır. Gerçekten o Almanya'da o karanlık yıllarda kitaplar yakılmış yani. Neyse uzatmayacağım. Albert Eckstein ne yapayım ne yapayım diye düşününce Ankara'dan teklif alıyor. Türkiye Büyükelçiliği neyse ki böyle bir yani o zamanki diplomatlar da başka adamlarmış hocam yani. Bir o zamanki diplomatlara bak bir şimdikilere bak. Bir o zamanki bakanlara bak bir şimdikine bak yani. Sağlık Bakanı Albert Eckstein'ı araştırmış ve Albert Eckstein'e davetiye göndermişler. Albert Eckstein Ankara'ya gitmiş. Yıllarca Ankara Numune Hastanesi'nin başhekimliğini yapmış. Bu önemli değil. Bu da önemli de bu önemli değil. Asıl ne yapmış? Şimdi Albert Eckstein gittiğinde Yahudi hepsinin katı vacip ya bizde. Aslında öyle yani. Dönemin Sağlık Bakanı Refik Soydan'la görüşmüş. Refik Soydan demiş ki her Ekstein yani Bay Ekstein 30'lu yıllardayız bu arada yani. sen 35. 35'in Eylül'ü. 30'lu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan her iki çocuktan biri ölüyor. Hastalıklar var. Çocuk hastalıkları, bebek hastalıkları ve bunun dermanı yok. Bunun aşısı yok. Mesela çiçek hastalığı. Ve Albert Ekstein başlıyor Anadolu'yu köy köy gezmeye bir Yahudi olarak. Hatta Bilkent Üniversitesi'nin kurucusu İhsan Doğramacı. Yani sevmeyen çoktur. Ben de darbe yanlısı olduğu için sevmem ama ahlak kurallarımda ölüden hüküm kalkar. Ölmüş insanın arkasından ben konuşmam. Konuşmayı sevmem yani. İstemem yani. Ama yaptıkları da ortada. Herkes bildiği için söylüyorum. Kardeş sen İhsan Doğramacı diyorsun da böyle böyle diye yazarlar yani. Onu yazmasınlar diye. Onları yormamak için ben bu profilaksi, önlem alıyorum yani. Profilaksi de nereden biliyorum? Şimdi aklıma geldi onu söyleyecektim. Profilaksi önlem demek. Mesela dişine profilaksi yaptırabilirsin ya da başka tıbbi profilaksiler de var. İşte Albert Einstein bütün Anadolu'yu karış karış gezmiş ve tıpta profilaks dediğimiz uygulamaları Anadolu halkına uygulamış. Ve çocuk ölümleri ciddi ciddi anlamda azalmış. Şimdi ben Kio'nun Kadıköy köyünde, bizim köyün adı Kadıköy bu arada Kio'da, kasabaya en yakın köy. Kio'nun birkaç Türkmen köyünden biri, benim babamın köyü. 1954 yılında Kio'nun Kadıköy köyünde doğmuş. Hasan Usta'nın oğlu, Ziya Salla'nın oğluyum ben. Şimdi bunlar Yahudi, bunlar şöyle falan diyor, diyorsun ama şunu bir düşün. Ben bugün yaşıyorsam, benim babam 54'te sağlıklı doğduğu için, benim babam 1954'te sağlıklı doğmuşsa, bunun sebebi Albert Einstein'in yaptığı çalışmalar. Tabii ki tek başına hepimiz kurtarmamış. Ama isterseniz araştırın. Hatta bununla ilgili bir kitap var. Necla Akar, Bozkır Çocuklarına Bir Umut Eckstein adına yazılmış bir kitaptır. Şunu diyeceğim. Yani kamerayı bu yüzden açtım ya. Bugün Ekşitay'ın ölüm yıldönümü. Kimin ne olduğunu bilemezsin. Kimin ne olduğu önemli değil. Yahudi olmuş. Kürt olmuş. Türk olmuş. Arap olmuş. Falan olmuş. Filan olmuş. Alman olmuş. Yapma baba onu. İnsan olsun. Annesinin, babasının yetiştirdiği kötülük bilmez. İnsanların omuzlarına, sırtına, kafasına basarak yükselmeyi kendine vazife bilmez. İnsanlara eziyet etmeyi keyif bilmez. İnsanlara acı çektirmeyi zevk bilmez. İnsanların zayıf noktalarından faydalanmaz. Bile bile insanlara kötülük yapmaz. İnsanlar olsun. Mezhebi, dini, dili, milliyeti seni ilgilendirmesin. Beni ilgilendirmesin, bizi ilgilendirmesin. Bugün hayattaysan, hayattaysam, hayattaysak belki de bir Yahudi doktor sayesinde o dönemde doğmuş babaların çocuklarıyız. Doğmuş ve ölmemiş. Bu kanalı takip eden çok kıymetli insanlar olduğunu biliyorum. Bunu bilin diye söyledim. Bunu bilmek insanı olgunlaştırır. İnsanı daha iyi bir insan yapar. Karşıdan gelen herhangi bir insana bakışını değiştirir. Kimin ne olduğuyla ilgilenmememiz gerektiğini bize öğretir. Hatırlatır. Kimin ne olduğu önemli değil. Kimin nasıl bir insan olduğu önemli. İyi geceler.